Sevgili spor severler, Erdek Spor yeni sezona merhaba dedi. Hazırlıklarına bugünden itibaren başlamış durumda. Biz bu fırsatı iyi değerlendirmek istedik ve sportif direktör sevgili Can Canbök'le bir araya gelmek istedik. Sağ olsun bizi kırmadı. Kendisiyle kısa olarak bir söyleşi yapacağız Erdek Spor üzerinde. Hoş geldiniz Can. Hoş bulduk. Hayırlı olsun yeni sezon. Bugün merhaba dedik. Hepimize. Başladı. Sizler de koşturuyorsunuz. Sizler için de hayırlı olsun. Evet, şimdi gayet artık bu görevi benimsediniz. Sportif direktör deyince aklımıza bu bölgede sizin isminiz gelmeye başladı. Antrenörün üzerinde bir olay. Kolay değil herhalde. Hem futbolcuları, hem teknik adamları yönetmek, hem bütçeyi takip etmek. Erdek Spor'da transfer çalışmalar nasıl gidiyor? Sizin ağzınızdan öğrenelim. Valla 2016-2017 sezonla biraz geç de olsa işte bazı imkansızlıklar dolayısıyla biraz geç başlamak zorunda kaldık. Onu en kısa zamanda tamiratı, yani bir takım bir ayda kuruluyorsa biz 10 günde 15 günde kurmanın çabası içerisinde mecbur göreceğiz. Çünkü 25 Eylül'den bayramdan sonraki ilk hafta liglerimiz başlayacak. Bu yılda Balıkesir'de 4 tane takımımız var. 3. ligden düşen Ayvalık takımı da eklenince 4 takım oldu. Bayağı büyük Etispor çıktı. Gönen Spor var. Biz varız. Yani kendi ligimizde bile çekişme Allah'ın emri olacak. Yani. Bu 4 takım arasında kaç takım düşecek? Bu 4 takım arasında il bazında son 2 olan takım düşecek. Son 2 takım düşecek. İl bazında düşecek. Biri playoff oynayacak. İkinci bitiren playoff oynayacak. Birinci kalan ligde kalacak. Sadece birinci bitiren, kendi ligini birinci bitiren hiçbir sıkıntısız. Gelecek sene de Bal Ligi'nde devam edecek. Son iki takım eğer direkt son iki olursa, son bir olursa ben yine zaten düşüyorsun. Otomatikman zaten düşüyorsun. Öyle bir sıkıntıları da var bu ligin tabii. Onları da aşmaya çalışacağız. Yani mutlaka futbolun içerisindeki dinamikleri kendi adımız adına, kendi kulübümüz adına, Erdeğimizin adına her sene bir şekilde faaliyete geçirmek istiyoruz. Yani burada bir sıkıntımız, zaman zaman bazı şeylerde sıkıntımız olsa da biliyorsunuz bu sene bir de Erdek Spor'un belediyenin voleybol takımı da kuruldu. O da bir ayrı hafta, bütçe gerekiyor. Bu da bir ayrı var. Tabii başkanımıza biraz daha fazla yük düşecek. Buradaki yaşayan insanların da biraz daha ona göre katkı vermesi gerektiğine inanıyorum. Takımda sirkülasyon oldu mu? Gidenler gelenler konusunda. Kaç futbolcu gitti, kaç futbolcu geldi? Bal liglerinde sirkülasyon olmaması mümkün değil. Yani çünkü kulüplerin önce bir dizaynına ihtiyaç var. Kulüpler dizayn olmadığı müddetçe, yani profesyonellik olmadığı müddetçe sporcu bu sefer yani en kısa zamanda 5 lira birisi fazla veriyor, hemen oraya şak diye kaçıyor yani. Onları engellemek tabi bizim lig içerisinde bıraktığımız intiba, ödemelerimizi zamanında yapmamız, oyuncuya iyi davranmamız, oyuncuların ne istediğimizi bilmemiz, onlara ne istediğini, onların bize ne vereceğini bilmemiz, onları istemekle hepsi doğru bağlantılı. Sizin bu spor söyleşilerinde samimi yaklaşımlarınız var. Bu tür sporcu alışverişlerinde yanlış adamlar var diyorsunuz zaman zaman sohbetlerimizde. Kim bu yanlış adamlar? İsimleri merak ediyorum da. İsim olarak söylemenin bir anlamı yok. Çünkü bu işin içerisinde affedersin gazetecisi de var, antrenörü de var, menajeri de var, idarecisi de var. İdarecisi de var. Yani her kesimin içerisinde nasıl çürük elmalar var? Bu işin içerisinde çürük elmalar. Ne yapıyorlar? Nasıl anlıyorsunuz bu yanlış adamları siz? Şimdi valla o insanların kişisel birbirlerine iletişimlerinden kaynaklanan. Yani normal bir yaşantımda beni aldatan bir insan yarın spor camiasında da var. Bunu esnaflık yapsan da var. Öyle bir adamdan size nasıl yanlış yapıyorsa burada da... Örneğin yani, size teklifler geliyor mu bu tür yanlış adamlardan? Transferler tabii zaman içerisinde yani Türkiye'de tabii duymadığımız bazı şeyler de duyuyoruz. Yani oyuncular bile artık böyle pozisyona gelmiş ki arkadaşını söylüyor, arkadaşından menajerlik parası alıyor. Yani o öyle ortamlar oluşmuş. Yani bunlar bana göre bir takımın içerisinde kesinlikle olmaması gereken olaylar. Çünkü neticede siz bu takıma bir oyuncu almışsınız. 15 kişi yani 25 kişi toplanmışsınız. Düşünün, oraya siz bana bir oyuncu söylemişsiniz. Ben onu almışım buraya. Siz getirdiğiniz, söylediğiniz oyuncudan komisyon alıyorsunuz. Yani aynı takımda ondan sonra mücadele ediyorsunuz. Yani bunlar yaşanıyor. Yaşanıyor tabii. Maalesef bunlar bence kesinlikle olmaması gereken. Hocaların bu işlerin içerisinde kesinlikle olmaması gerekiyor. Yani
Hepsini duyuyoruz, yaşıyoruz. Zaman zaman gördüğümüz de oluyor. Bunlar tabii, bu çirkinlikler futbolu da dibe itiyor. Masaya yani oturduğunuzda ben Erdek Spor'dan şunu isterim diyen bir futbolcuya karşı yaptırımınız ne oluyor? Ne cevap veriyorsunuz? Şundan aşağıya oynamam diyor mesela. Nasıl ikna ediyorsunuz? Yani şimdi bir kere öncelikle kendi bütçemize göre oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Yani nasıl Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Galatasaray'da, Avrupa'da herhangi bir takım oyuncu listesine birinci isteğim bu, ikinci isteğim bu, üçüncü isteğim bu gibi scout ekipleri nasıl belirleme yapıyorsa Şurma'yı için. Biz de ona göre kendi çapımızda, kendi imkanlarımızda bu lige bizim takımımıza uyacak oyuncuları biraz daha ahlaki yönlerini de araştırarak. Benim için ahlak da bu futbolda gerçekten önemli. Tabii ki futbolcu olduğu için. Futbolcu yok burada. Sizin güzel bir yaklaşımınız var. Ben şunu istiyorum diyen futbolcu bir şeyler söylüyorsunuz. Kardeşim. Ya, tabii yani benim de çocuğun ayaklarının yere basmasını bir kere neticede karşımıza gelen çocuklar genç çocuklar. Yani benim de 85 doğumlu oğlum var. Yani en önce kendi oğluma yapmak istemedim, yapılmasını istemedim bir şeyi ben de karşımdakine de yapmak istemiyorum. Onun da bize yanlış düşüncesini engellemek istiyorum daha baştan. Bunları her şeyi baştan net konuştuğum için sahada ne istediğimi biliyorum. Onların benden ne isteyeceğini biliyorum. Ben de onların bu çabaları karşılığında bu işin ekonomisini sağlayan insanların onlara karşı verdiğim sözlerin yerine getirmesinin çabası içerisinde. Ben de her zaman böyle oldum. Yani ne onların bizi aldatmasını, ne bizim onları aldatmamızı hep engellemenin şeyinde. Yani bu kulüpler böyle kulüp olacak Sait abi. Çok başka güzel. Türlü olma şansı yok yani. Antrenör seçiminde kriterleriniz var mı? Antrenörleri seçerken. Mutlaka var. Yani benim de var ama. Boyuna mı bakıyorsunuz, yani yaşına mı bakıyorsunuz? Kuracağımız takımı idare edebilecek kapasiteye yani bence antrenör kısmı bu işin en kolay taraflarından bir tanesi. Şu açıdan söylüyorum yani saha işi en kolay tarafı bu işin. Niye? Saha işi antrenmanını yaptırırsın bitirirsin yani ama 25 kişilik farklı farklı düşünen topluluğu hedeflerini aynı hedeflere düşündürmek takım yapmak çok daha farklı bir şey. Yani bu sevk ve idare işini yapabilecek adamlar benim için antrenör bazında daha önemli. Yani bunun içinde sadece birçok antrenör arkadaşım, ben de antrenörüm yani. İşte birkaç tane birazcık iyi bir şey yaptırız ama ben de iyi antrenörüm havasına hemen giriyor. Yani bunu kendim de koyuyorum işte. Hemen giriyor. Hayır. Bu iş insan idare etme edebilme sanatı. Psikolojiyi bileceksin. 25 tane. Tabii psikolojiyi iyi bileceksin. Bunun için de insanlarla ilişkilerin iyi olacak. Karşındaki genç bir çocuk. Onu iyi anlayabileceksin. Birçok genç, yetenekli çocuk maalesef hoca kaprisleri yüzünden futbolu bırakmak zorunda kalıyor bu ülkede. Hocalar nasıl kapris yapar ki? Yani işte istediği gibi bir insan olmadığı zaman hemen dışlayıvermek en kolay iş. Mühim olan o çocuğu kazanabilmek için. Yani yetenek zor bulunuyor. Yetenekli şeyi insanı çevirebilmek, onun oyun zekasını da değiştirebilmek, sosyal yaşantısını da değiştirebilmek birazcık hocalık çok vasıf isteyen bir şey. Sizin tahammül edemediğiniz futbolcu tipinin özellikleri neler? Tahammül edemediğiniz, sağda yetenekli ama... Ben yeteneklerine ihanet eden futbolcu tahammül edemiyorum. Yani Allah şimdi bazı insanlara sosyal yaşantıda bir sürü yetenek vermiş. Yeteneğini kullanmasını bilmeyen adam, ben hayatta kendine en büyük ihaneti yapan adam gözüyle bakarım. Yani. Çünkü yetenek vermiş. Bakın bu ülkede Süper Lig'de bile yeteneği olmadığı halde oynayan bir sürü oyuncu var. Ama bunun yanında yeteneği çok yeteneği olmasına rağmen de altlarda sürünen, affedersin aç kalan da bir sürü insan da var. Yeteneği var. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Neden? Yeteneksiz adam yeteneksiz olduğunu bildiği halde çalışarak bazı açıklarını kapatıyor. Yanındakine uyuyor. Kendine örnek alabileceği insanları daha farklı çek. Ve de o yetenekli insanlar çok daha kat ve kat para kazanıyor. Yeni gelen sporcuları takım yapma konusunda ne kadar zamana ihtiyacınız oluyor? Vallahi çok konuşmak gerekiyor. Yani bu süreç olarak. Kendi ailemizde ben kendi çocuğumla ne kadar konuşup da onun toplumda ne kadar yararlı bir insan olacak hale ailemizin isteklerine, ülkemizin isteklerine, örf ve adetlerimize uyduracak şekilde nasıl çaba sarf ediyorsam burada da bu çabayı sarf etmek zorundayız. Maalesef ülkemizin bu konularda çok büyük sıkıntıları var. Yani siyasilerden kaynaklanan sıkıntılar var. Geliştirilmesine, eğitiminden kaynaklanan sıkıntılar var. Çocuklarımız maalesef iyi yetişmiyor. Bu 2-2 daha 4. Siz ne kadar evinizde istediğiniz kadar çocuğunuzu iyi yetişin, çocuğu sokağa çıldırıp salıyorsunuz. Okula gidiyor, markete gidiyor, evine bir şey alıyor. Orada kötü arkadaş ediniyor, kötü yollara sapıyor. İyi arkadaş bulmakta zorlanıyor. Yani eskiden bizim hatırlayın çocukluğumuzu. Ben de 56 yaşındayım bugün.
çocukluğumuzda dışarıda 10 tane kişiden bir tane yamuk vardı. Şimdi dışarı çıktığınız zaman 10 taneden 9'u yamuk, bir tanesi doğru. O doğru 9 kişiyi çekmesi zor. Ama eskiden 10 tane doğrunun, 9 doğrunun bir tane yanlışı arasını alıp düzeltmesi çok kolaydı. Biz böyle yetiştik. Bravo. Sizler de aynı yaştasınız aşağı yukarı. Yani ben takımıma önce bu bilinci yerleştirmeye çalışıyorum. Önce bazı kafa yapısını değiştirmek lazım gençlerin. Çünkü gerçekten ayakları yere basmıyor. Gerçekten doğruları bilerek gelmiyorlar yani. Görmeden geliyorlar. Yaşamadan geliyorlar. Yani burada bu yaşama hızını en asgariye indirip en kısa zamanda harmanlamaya çalışıyoruz. İşte biraz daha bu işe biraz daha dikkat ediyorum. Yani bazı konularda bence önce kişiliğini oturtmak çocuğun. Bu ülkemizde çünkü bakıyorum hala 35 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş, 30 yaşına gelmiş, futbolun sonuna gelmiş çocuk hala da kişiliği oturmamış veya yeteneklerinin farkında değil. Yapamıyor, özgüveni gelişmemiş. Çünkü Anadolu'nun zaten en büyük sıkıntılarından biri bu. Yani çok yerde dolaştığım için söylüyorum. Özgüven eksik yetişiyoruz. Çünkü bu işi futbol fakir aile çocuklarının yaptığı bir iş. Bunları yetiştirmek, yarını hazırlamak çok zor. Zihinsel hazırlamak şart. Erdek Spor'da rahat bir çalışma ortamı bulduğunu söyleyebilir miyiz? Vallahi, ya da Erdek Spor camiası istedikleriniz oluyor mu bunun yanında? Valla imkanlar ölçüsünde ben yani doğum yerim zaten Bandırma'da. Yani ben bu toprakları seviyorum. Buraları seviyorum. Gençleri hakikaten seviyorum. Yani buradan bir iki tane insan çıkarabilsem, bir yerlere getirebilsem yarın onları yüksek bir yerlerde gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Böyle düşünüyorum yani. Bunun için de emek sarf etmemiz gerekiyor. Bana da tabii çok destek olunması gerekiyor. Sağ olsun başkanımız her zaman benim arkamda her zaman oldu. Her zaman oldu burada. Yani yeri geldi benim için kavga etti insanlar bile oldu burada. Karşı düştüğü, siyaseten karşı düştüğü insanlar bile oldu. Ama ben spor adına doğru bildiklerimi hiç kesintisiz yaparım. Bunun için benim önüme hiçbir zaman ne Hüseyin Saray engel olmuştur ne bir şey. Ben doğru bildiğimi, sporda gördüğüm doğruyu Erdek Spor'un en iyi şekilde yapmaya çalışan insanlar. Geçen sezonu izlediğimiz Erdek Spor'a bu sezon neleri koymayı düşünüyorsunuz? Fark olarak 2016-2017 sezonunda nasıl bir Erdek Spor izleyeceğiz? Vallahi bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Benim ilk dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi disiplin. Erdek Spor takımı maç kazansa da maç kaybetse de bugüne kadar da çok maçta kaybetti, çok maçta kazandı. Erdek Spor'un formasına giren bir oyuncu öncelikle hakemine, seyircisine, basınına, yani bu işin damarlarına iyi hizmet etmek zorunda her şey. Yani bu işin içerisindeki kişilere, hocasından, basın mensubuna kadar ahlaklı ve düzgün davranmak zorunda. Yani ilk isteğim mutlaka bu. Bunu geliştirmek için elimizden geleni zaten söylüyorum. Tabii ki buraya gelen oyuncu spor neticede canlı insan. Morali bozuluyor. Parasız kalıyor. Şey, çünkü bu ligler oyuncuların ancak masrafını karşılayacak ligler. Yani bir insanın bir yılda geçimini sağlayabileceği paraları bulabilecek. Çoğu zaten annesine, babasına, kardeşine, evliliğine, ona buna yardım etmeye çalışan çocuk. Yani çok üzüldüğüm noktalar var. Yani daha çeşke imkanlar daha iyi olsa. Anladığım kadarıyla sizin göreviniz sağ içinde bitmiyor. Sağ dışında da devam ediyor. Yani bir 24 saat ben çocukların annesi babası gibi telefonumla devamlı açık. Her dakika bir en ufak bir sorun olur olsa kız arkadaşına sorun oluyor beni arıyor. Hocam işte şöyle sen ne düşünürsün? Yani çocuk eğitimsiz geliyor Zahit abi. Kısacası bu. Seni de böyle samimi gördüğü zaman, inandığı zaman sana da bu sefer senden de baba sen babalık görevini bekliyor. Anne sen annelik görevini bekliyor. Yani o pozisyonda onun için işimiz zor yani. Son olarak bu sözleşme bu çalışmanın içinde para var mı? Çok para var mı? İyi para kazanıyor musun? Tavsiye eder misin yeni nesillere? Ben kendi bazımda ben hiçbir zaman bu işe ekonomik olarak bakmadım. Ben hayatım boyunca hep sevdiğim insanların peşinden gitmesini seven insanım. Hüseyin abiyi de hakikaten tanıştığımızdan beri çok sevdim. Ben Hüseyin abiyle bir kere para konuşmamışım. Bir ilk geldim yeni tanıdığım zaman. Konuştum ben bu şartlarda çalışırım abi dedim. İstersen dedim. O zamandan beri de aradan 10 sene geçti. Ondan sonra bir daha para konuşmamışım. Yani benim için para her zaman ikinci plandadır. Önce insanlık, adamlık. Onu görmek isterim. Karşımda da görmek isterim. Göstermek de isterim karşıma. Nasıl bir hazırlık programı lige başlamasına kadar planlıyorsunuz? Neler yapacaksınız? Kamp dönemi? Vallahi şimdi ay sonuna kadar
ay sonuna kadar buralarda geçirmek zorundayız. Bazı sorunlardan dolayı geçirmek zorundayız. Ay başından itibaren, yani maçların başlamasına 15-20 gün kala işte bir 10-15 günlük bayramdan evvel süreyi bir kampla geçirip kendi as kadromuzla, yani şimdi eksik olan yerlerimizi de tamamlayarak orada bir kamp kadrosunda geçirebilirsek ilk kendimizi şanslı hissedeceğiz yani. İnşallah onun peşindeyim yani. İlk hedefim o şimdi. O döneme kadar kadroyu oluşturmak. En azından oradaki 10-12 günlük bir süreyi, çünkü bayram sonra hemen maçlar başlayacak, daha sağlıklı geçirmek. Daha kendimizi toplamak. Çünkü kampın amacı o zaten. Takımın kaynaşmasını sağlamak. Kaç hazırlık maçı? İmkanlar dahilinde. İmkanlar dahilinde oralarda kampa gittiğimizde 4-5 tane hazırlık maçı yaparız en kötü ihtimalle yani. Ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdiden.